NASA, dev bir asteroidin hızla Dünya'ya doğru ilerlediğini ve pazar günü yakınımızdan geçeceğini söyledi. Yaklaşık 440 metre yüksekliğindeki New York Empire State binasından, daha büyük olan ve 2008 TZ3 adı verilen uzay kayası, yaklaşık 490 metre genişliğinde ve beklenen yakın geçişleri nedeniyle potansiyel olarak tehlikeli asteroid sınıfında değerlendiriliyor. Karşılaştırma adına, araştırmacılar 1908'de Sibirya'nın doğusundaki Tunguska olayına sebep olduğu düşünülen ve ormanları tümüyle dümdüz eden meteorun yaklaşık 100 ila 200 metre çapında olabileceğini, dinozorları yok eden meteorun ise yaklaşık 10 ila 15 kilometre genişliğinde olabileceğini tahmin ediyor. Uzay uzmanları 2008 TZ3'ün yaklaşık 0,219 ila 0,490 kilometre çapında olduğunu söylüyor. Bu büyüklükteki bir asteroit Dünya'ya çarparsa, yıkıcı bir hasara neden olabilir fakat, NASA'daki bilim insanları asteroidin pazar günü, gezegenin yaklaşık 4 milyon kilometre uzağından, yalnızca yakınımızdan geçeceğini tahmin ediyor. Karşılaştırmak gerekirse, Dünya ile Ay arasındaki mesafe 385 bin kilometre civarında. Bu asteroit, Dünya'nın yakınından ilk kez geçmiyor. Söz konusu dev uzay kayası, Mayıs 2020'de gezegenin yanından, yaklaşık 2,75 milyon kilometre mesafeden geçmişti. Mayıs 2163'e kadar, Dünya'ya bu kadar yaklaşması beklenmiyor. Güneş'in etrafındaki turunu, 732 günde tamamlayan asteroit düzenli olarak, Dünya'nın yanından geçiyor. Yörüngesinde yıldıza bir astronomik birim kadar yaklaşıp, yıldızdan 2,21 astronomik birim kadar uzaklaşıyor. Bu kadar büyük asteroitlerin, Dünya'nın yakınından geçmesi sıra dışı değil. Uzmanların hesaplarına göre, yaklaşık 100 metre çapındaki bir asteroit Dünya'ya çarpması halinde, Tonga'da 14 Ocak'ta gerçekleşen volkanik patlamanın, 10 katı şiddetinde bir patlayıcı güç açığa çıkarabilir. Dünya'nın yaklaşık 7,5 milyon kilometre yakınına gelen, belirli bir boyutun üzerindeki her asteroit, izlediği yola göre potansiyel olarak, tehlikeli kabul edilebilir.